Sayın Sümer, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe teklifi üzerine söz aldığım genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı'nın esnafı koruması, rekabeti sağlaması, ihracatı artırması, üretimi desteklemesi, küçük esnafa kolaylık sağlaması, girdi maliyetlerine ulaşım kolaylaştırması, esnafı koruması beklenirken maalesef kendi bakanlığını dolandıran, aile şirketine çıkar sağlayan, istifa etme onurunu bile göstermeyip görevden affını isteyen tüm bu rant düzeninin içinde olmasına rağmen hakkında tek bir dava bile açılmayan eski bakanın korunduğunu üzülerek takip ediyoruz. Unutulmamalıdır ki kim bu duruma sessiz kalıyorsa bu işte suç ortağıdır. Yalnız hiç kimse kusura bakmasın. Yıllarca çalıştırdıkları dükkanlar iflas ettiği, ticari hayatlarını sona erdirdiği, borç yükü altında çıkar yol bulamadıkları için intihar eden onlarca esnafımızın vebali Ticaret Bakanlığı ve 20 yıllık AKP iktidarının sırtındadır. İktidar, ihracatımız artıyor. Dövizin yükselmesi önemli değil. Ekonomimiz şahlanıyor. Boyalı TÜİK rakamlarına göre büyüyoruz diyor. Oysa maalesef hepsi yalan. Ticaret Bakanlığı'nın kendi verilerine göre Ekim ayı dış ticaret açığı 8 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat hızı %17'ye geriledi. İthalat artışı %37'ye çıktı. Dış ticaret açığında rekor kuruyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? İktidar maalesef bir avuç saltanat sevdalısı için doğmamış bebeklerimizi dahi 84 milyon vatandaşımızla beraber borçlandırıyor. Değerli milletvekilleri, ucu ve tek adam rejiminin faturasını maalesef tüm milletimiz ödüyor. Türk liramız en değersiz para birimlerliğinde uzun zamandır ekonomik krizlerle mücadele eden tüm ülkeleri bile geride bıraktı. İç savaşın yoğun olarak yaşandığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nin parası bile maalesef bizim Türk liramız karşısında değer kazanmaya başladı. Dünyanın en fakir ve en yoksul ülkelerine gösterilen Gine'nin para birimi bile sizin iktidarınız döneminde TL karşısında artış gösterdi maalesef. Değerli miktar milletvekilleri, saray iktidarının Türkiye'ye getirdiği durumu üzülerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu birinci fotoğraf Van Kapıköy sınır kapısı. İranlılar akın akın alışveriş yapmaya geliyorlar. İkinci fotoğraf Artvin Sarp sınır kapısı. Gürcistan'dan Türkiye'ye alışveriş kuyruğu. Üçüncü fotoğraf ise Edirne Kapıkule sınırı. Ulus pazarında Bulgarlar ve Yunanlar Türkiye ile alay ederek alışveriş yapıyorlar. Bütün sınır ve çevre illerimizde aynı durum söz konusu maalesef. Peki neden? Çünkü saray iktidarı tarihin en değersiz haline getirdi paramızı. Türkiye'nin itibarını yerle bir etti. Değerli milletvekilleri, para için bile olsa yapılmayacak hassasiyetlerimiz vardır. Ancak bakıyorsunuz saray iktidarı para bulmak için her şeyi kendisine mübah sayıyor. Bakın değerli arkadaşlar, burası Kenya, bir bit pazarı. Türk vatandaşlığın pasaportunu satış reklamlarına koyuyorlar. 400 bin dolar getirene vatandaşlık sattığının pasaportunun reklam panosu. Bir yetkili çıkıp da benim pasaportum Kenya'da bit pazarında ne işi var demiyor. Değerli milletvekilleri, elin Avrupalısı, emeklisi bir avuç döviz ödeyerek Türkiye'de günlerce ultra lüks tatil yaparken tüm komşu ülke vatandaşları sınırlarımızdan adeta yağmalarcasına alışveriş yapmak için ülkemize gelirken bizim vatandaşımız ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın işte bu fotoğrafta, burası bizim orada halk diliyle memleketim Adana'da bit pazarı. Vatandaş 36 ay taksitle mont almaya, ikinci el pazarında kıyafet giymeye, ayağındaki ayakkabısını, sırtındaki paltosunu satıp evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu kalabalık maalesef her gün Adana'da tekrarlanıp duruyor. İşte bu fotoğraf AKP iktidarın 20 yılın sonunda Türkiye'ye getirdiği durumdur. İşte bu fotoğraf Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin aynısıdır. Maalesef Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın vereceği hiçbir şey kalmamıştır ticaret yapan insanlara. Maalesef bu düzeni yaratan AKP iktidarının yaptığı son bütçe olmasını diliyor. Rantın ve talanın bütçesine hayır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.